Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videomuzda bir kısa giriş yapmıştık. Bu videoda örnek aldığımız hesap makinesini, basit bir hesap makinesini geliştirmeye çalışacağız. Ben daha önceden yazmış olduğum kodun üzerinden size tek tek izah edeceğim. Burada tabii Java bilgisinin ve XML bilgisinin olduğunu varsayarak bu dersleri anlatıyorum. Ancak kaynak kodları GitHub'da kod.com kanalından indirebileceğiniz için linkleri de vereceğim. Oradan kendiniz bakabilirsiniz. Burada sadece anlayacağımız Android'e ait olan özellikler, Android'de nasıl uyguluyoruz, onu has özellikleri öğrenmek için burada anlatacağım. Ancak tek tek yazdığımız zaman bu çok uzun bir vakit alacaktır. Bu yüzden sizlerle kaynak kodları paylaşmayı tercih ediyorum. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şimdi projeyi oluşturduğumuz zaman main activity ve activity main XML'i oluşturacağını da seçmiştik. Activity main XML'in ve main activity'nin içerisinde farklı kodlar vardı, örnek kodlar vardı. Ben onları silip yerine kendi kodlarımı ekledim. Şimdi bakalım, ilk önce layout'tan başlamayı tavsiye ediyorum. Biz projemizi bitirdiğimizde nasıl bir görüntüyle karşılaşacağız? Önce ona bakalım. Projemiz bittiğinde bu şekilde basit bir hesap makinemiz olacak. Burada sayıları girebileceğiz. Bunlar butonlar üzerinden tuşlara tıkladığımızda buraya istediğimiz sayıyı girebileceğiz. İşlemleri yaptırabileceğiz, eşitliği görebileceğiz ve ekranı sildirebileceğiz. Bunları nasıl yapacağız? Şimdi burada relative layout seçtim. Relative layout özellikle bu tür uygulamalarda tercih edilir. Çünkü komponentler yan yana, alta alta, üstü biri diğerinin altında, biri diğerinin yanında, sağında ya da solunda olduğu zaman bunu tanıtması daha kolaydır. Bunun dışında lineer layout var. Lineer layout'ta alt alta ya da yan yana yapmak istediğimiz zaman vertikal ya da horizontal olan seçeneklerini kullanarak, orientation seçeneğini kullanarak da onunla da istediğimiz görüntüyü elde edebiliyoruz. Daha alternatif layoutlar da var. Şimdi burada ilk önce bize lazım olanlara bakalım. Bize bir edit text lazım. Burada sayılarımızı girebilmemiz için. Sonra da butonlarımız lazım. Butonları da burada tek tek tanıtıyoruz. Şimdi inceleyelim. Edit text aslında her komponente bir ID verilmesi lazım. ID verdiğiniz zaman hem Java kodunun içerisinde tanıtırken sizin için kolaylık olur, hem de daha iyi okumamızı, kodu okumamızı sağlar. Ve elementleri üzerinde eğer bir listener yazacaksak, geliştireceksek bizim için kolaylık sağlar. Ayrıca XML dosyalarında genelde alt çizgi ile değişken isimleri nitelendirilir. Bunun da yine bizim kod konvansiyonları içerisinde bize temiz kod yazmamızı sağlayacak özelliklerden birisidir. Buna da dikkat edebiliriz. Şimdi relative layout içerisinde background'da bir XML dosyası görüyoruz. Border layout XML. Border layout XML bu aslında çok basit kodlarla, XML kodlarıyla arayüzde, ekranda bize değişik görüntüleri yapmamızı sağlayacak. Mesela bu gördüğümüz sarı çizgiyi yapabilmemiz için background'a böyle bir XML dosyası ekledik. Bu biraz daha ileri seviyede lazım olabilecek bilgiler, biraz daha görüntüyü süslemek için lazım olabilecek bilgiler. Ancak örnek olsun diye ben burada küçük bir örnek olarak verdim. Şimdi edit text'te clickable özelliğine bakıyoruz. Bu şu demek, üzerine tıklandığında bunu false'a ayarladığımız zaman üzerine tıkladığınızda size cevap vermeyecektir. Çünkü bizim burada ulaşmak istediğimiz butonlara basarak burada yazının çıkmasını istiyoruz. Direkt buradan edit text'e yazarak vermek istemiyoruz. Butonlar üzerinden olmasını istiyoruz. O yüzden bunu burada clickable seçeneğini false olarak seçiyoruz. Butonlara baktığımızda yine ID'lerini tanıttıktan sonra hangi komponentin altında olduğu önemli. Layout below bizim edit text'imizin altında. Çünkü burada 7, 8, 9 zaten bunun altında yer alıyor. Bunlar diğerlerinin altında. Bunları kodda tanıtmamız gerekiyor.
ve tek tek bir önceki ID'yi tanıtarak relative layout'u oluşturmuş oluyoruz. Büyüklüklere gelince burada onu da gösterelim. Şimdi hiçbir zaman hard code denildiği şekilde kodların içerisinde büyüklük değerlerini vermememiz lazım. Bu yüzden Android'in values kısmında dimens denilen dosyada görebileceğiniz gibi burada hem sizin okuyabileceğiniz, anlayabileceğiniz şekilde isimler vererek değerleri tanıtabiliriz ve bunları burada kullanabiliriz. Bu yine bizim konvansiyon açısından da temiz bir kod yazmamızı sağlar. Burada özellikle DP kullandım. Çünkü kullanacağınız cihazların, uygulamanın yükleneceği cihazların çözünürlükleri farklı olabilir. Bu yüzden piksel kullanmak belki ekranda kaymaya ya da çözünürlüğe göre değişmeye neden olacaktır. DP kullandığımız zaman biraz daha çözünürlükle uyumlu olacaktır. Bu yüzden burada farklı seçenekleri değerlendirdim ve onları kodun içerisinde dimen değerleriyle kullanmış oldum. Şimdi bakalım tekrar butonlarımızdan mesela 7, 8 ve 9'a bakalım. 7 yazının girileceği komponentin altında, edit text'in altında yer alıyor. Aynı zamanda 8 onun sağ tarafında yer alıyor. Bunu burada write off'la belirtiyoruz. Ve 9 hem 8'in sağında hem de yine edit text'in altında. Bunları burada tek tek belirtmiş oluyoruz. Bir de text'le ilgili yine aynı dimensi yapıldığı gibi string dosyasının string XML'in içerisinde kelimelerimizi ya da cümlelerimizi uygulamada kullanacağımız ifadeleri yerleştirmek çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü hem başka dil seçenekleri koymak isterseniz eğer uygulamanıza İngilizce, Almanca da Fransızca da herhangi bir başka dil, bu size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Şurada verdiğiniz, tanımladığınız isimlerle onların da değerlendirilmesini aynı uygulama içerisinde farklı dillerinde kullanıcıya sunulmasını sağlayacaksınızdır ve yine de temiz kod açısından da buraya direkt kullanacağınız teksti girmemenizi tavsiye ederim. Diğer butonlara baktığımız zaman onlar da aşağı yukarı aynı. Sadece şurada farklılık var. Bunlar işlemleri gerçekleştiriyor. İşlemleri ve yine yerleşimine göre bakıyoruz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, temizleme ve sonuç eşitlik ifadesi. Şimdi burada butonlarda, sayıların olduğu butonlarda unclick metotları yazacağımız için unclick metotlarını burada tanıtmış oluyoruz. Bunları Java kodunun içerisinde yazacağız ve listenerları belirlemiş olacağız. Diğerlerini de Java kodun içerisinde göstermiş olacağız. Şimdilik XML dosyası bu kadar. Burada dediğim gibi dikkat edilmesi gereken kod konvansiyonları açısından büyüklüklerin dimensi, kelimelerin string'de belirtilmesi, ID tanıtılması, relative layout'a göre yerleşiminin, yani hangi komponent hangisinin altında ya da sağındaysa onun belirtilmesi bize güzel bir görüntü kazandıracaktır. İstersek de XML dosyalarıyla background'u bu şekilde süsleyebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kaynak kodu vereceğim linkten indirebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.